Texas sokaklarına mutlu ve iddialı bir gidiş yapan toz tufan, FBI'ın, federallerin, gizli servisin ve şeriflerin aranmasına girmiş ve tüm mutluluğu öylece yarım kalmıştır. Aylardır sürekli kaçak hayat süren tozlu tufan, izini kıl payı aylarca kaybettirmeyi başarmış. Lakin sürekli kaçak hayatından oldukça bunalmış, aylar sonuna ilk kez dışarı çıkıp bir Texas salonuna kendini zor atmıştır. Vay Zeki Bey, yüzünüzü gören cennetlik. Bugün bize neler hazırladınız? Kimsin? Güzel bir kombin ama biraz gerginsiniz sanki. Kapak kamerayı çekmesene kardeşim ya. Kimsin, hangi kanalsın ya? Çok da meraklısı değiliz Zeki Bey. Yemek programı mı? Bu nasıl bir konuşmadır ya? Allah Allah, magazin programı değil miyim ben? Beni niye çekiyorsun kardeşim ya? Çekme be, çekme kardeşim ya. Hayret bir şey, bak bu hala çekiyor. Birkaç soru sorup gidecektik. Abi düzgün konuşur musun Allah için ya? Şu konuşmaya bak ya. Yemek kurulan magazin kendim şey falan düzenliyorum. Magazinci misin sen ya? Böyle bir konuşma mı olur? Düzel kardeşim şu konuşmayı önce. Tamam. Homo sapiens erkekleri sinirlendiklerinde testosteronun yıkıcı etkisiyle bir kaplana dönüşebilirler. Bak şimdi de belgesel yapıyor sanki. Abi nasıl konuşuyorsun ya? Belgesel gibi konuşulur mu? Belgesel National Geographic mi burası? Belgesel sonuyla gibi konuşuyorsun ya. Ben bunu nasıl cevap vereyim? İticisin be kardeşim, çekme, hala çekiyorsun. Kapat şunu, gel konuşalım burada. Kapat ayrıca. Kapat ya, şurada rahatça, özgürce duramıyorum ben ya. Özgürlüğümü alıyorsun. Testosteronun etkisi iki maskülenin savaşında son damlasına kadar geri adım atmamayı kesin kılar. Bu savaşta kazanana kadar hormon salınımı öylesiye devam eder. Hayret bir şey ya. Etip mi yani şu an yapısın? Zeki Bey, hayranlarınız size köpeklerde aşılamayı sordular. Bize bu durumu biraz anlatırsınız değil mi? Yok ya. Niye anlatıyorum abi? Yoksa hayranlarınızı o kadar da sevmiyor musunuz? Allah aşkına, Allah bugün nasıl bir gün Allah'ım. Tamam kardeşim, anlatacağım. Tamam, anlatacağım sana. Ama bir şartla. Bu videonun kopyasını bana vereceksin, ben de klinik sahibisinde paylaşırım. Kabul mü? Bizi bunlarla mı korkutacaksınız Zeki Bey? Oh, hemen anlatıyorum. Tamam, siz sizle dinle şimdi. Tamam, sahne sizde Zeki Bey. Buyurun. Evet, herkese merhabalar. Bugün köpeklerde aşılamadan bahsedeceğiz. Aşılama dediğimiz zaman tabii ki 6 tane normal aşımız var. İç disperzit uygulamasında aşı diyenler olduğu için onu da sayıyorum. İç disperzit uygulamalarını sürekli aydan aya, 2 ayda bir tekrar ederek ömür boyu geçiriyoruz arkadaşlar. O aşılardan hiç kurtulmamız yok. Çünkü uzun süre koruma hiçbiri sağlanıyor. Ama diğer aşılarımız olmak üzere, özellikle karma, bronşin, Lyme, mantar, kuduz, korona olmak üzere 6 tane de böyle aşımız var. Kuduz ayrımındaki aşılar 2 sene 2 doz yapıyoruz. Kuduz tek doz yapıyoruz. Ondan sonraki yıllar her aşıyı birer doz yaparak yetiştiriyoruz, bitiyor arkadaşlar. Aşılama önemlidir. Aşı sağlıklı bireylere yapılır. Bunu unutmayın, hasta bireylere yapılmaz. Bu yüzden benim kedim, köpeğim, hastalığın aşılamaya gerek yok diye düşünmeyin. Çünkü aşılar hasta bireylere yapılmaz. O yüzden sağlıklı uygulamalar sağlıklı bireyler demek. Sağlıklı bireyler sağlıklı bir aile demek. Aşılamayı ihmal etmeyin. Leylek Med. Bu arada reklamda yapmış oldum. Tamam kardeşim, hadi kapat, yeter. Videonu da aldım. Tamam. Daha durun, karpuz kesecektik Zeki Bey. Kapat, sözünü durdum. Hadi lütfen, bırak abim de. Beni rahat bırak ya, git belgesel falan yap. Yemek programısın sen. Nasıl bir ses kardeşim?